Burası komple kendi ekmiş olduğum regras otu. Ben burayı 8 partiye böldüm. 8 parti şeklinde çok da başarılı bir şekilde otu ziyan etmeden hayvanlarımı beslemiş olacağım. Ben bu arada hayvanlarıma ottan başka hiçbir şey vermiyorum. Alan perdelerini ve elektrik tellerini sökmeye başladık. Artık bunları kalıcı olarak söküyoruz. Beton dökme işlemine geçtik. Harcımızı yaptık. Beton direklerimizin diplerini taşlarla doldurup harcı dolduruyoruz arkadaşlar. Bundan sonra nasip olursa 1-2 gün beklemeye alacağız. Kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tel çekeceğiz. Ondan sonra da tel çekeceğiz inşallah. 2 gün kurumasını bekledikten sonra bugün nasip olursa tellerimizi çekeceğiz. Mesafe uzun olduğu için bazı yerler pot oldu. Ama tekrardan elden geçireceğiz. Bir, iki, üç. Ye! 4-5 günde bir, haftada bir defa, iki defa işte duruma göre, buranın durumuna göre burada temizlik yapıyorum ben. Ben bunu sonra da araziye yayıyorum yayabildiğim kadar. Bu alanı çok da kullanmıyorlar. Alttan şöyle bir tahta yaptım. Yem veririm diye orada küçük tahtadan bir şey yaptık kendi imkanlarımızca. Dışarıda zaten elektrik sistemimiz var. Bölüm bölüm otlatıyorum. Hala da güzel bir verim veriyor. Hatta hayvanlar içine girdikten sonra daha güzel verim vermeye başladı. Buna ne koyacağım, ne koyacağım? Evet. O zaman taşıyamazsın ki ama. Hayır, bakacağız. Bakalım. Bakalım, hadi bakalım. O zaman başlayalım. Doluyken kaldırabiliyor musun? Yani kim yapacak o zaman? Ben yapacağım değil mi? Hadi çekil o zaman. Demek ki kolay değilmiş değil mi? Aferin benim oğluma ya. Ben burada da hasıl üretiyorum. Arpadan hasıl üretiyorum. Bu işi biraz daha geliştirmeyi planlıyorum. Şimdi şuradan bir bölümünü alalım ve kazlarımıza götürelim. İstiridye mantarı yapıyorum arkadaşlar. Bunlar üçüncü fleş artık. Son çıkımları diyebiliriz. Bunları da kendi imkanlarımca böyle bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Kendimiz tüketiyoruz aynı zamanda. Oğlum hızlı verelim yoksa üst üste çıkacaklar. Genelde yaşadığın sıkıntılar ne abi? Sen bu işlerin sürekli tamircisin yani. Sürekli geliyor bunlar. Evet. Çoğunda yağ koyma sorunu oluyor. Yağı düzgün koymuyorlar. Piston silindir sarıyor en büyük şeylere. Kapağı çekmesini bilmiyorlar. Kapağı kırıyorlar. Temizliğini yapmıyorlar düzgün. Temizliğini yapmazsan hava kalitesi falan tıkanıyor. O yüzden de sarıyor. Bir de kullanmasını bilmedikleri için herkes sürekli bu kafayı bozuyor. Rediktör kafasını. Bu arada kamu spotunu da verdik mi güzel? Bu olmadan olmaz diyorsun değil mi? Yani. Kamu spotumuza verelim. Taş vurur, yerden toprak atar, çalı atar, diken atar, tel atar. İki katlı evlerde bile birinci kademede çalıştıran arkadaşlarım var. Biliyorum bunu. Suyu çevirebiliyorsa ben asla ikinci ve üçüncü kademeye zaten kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kazan tercihimde benim tercihim bu temizleme açısından çok kolaydı. Çünkü o büyük kazanda biz bunun eziyetini biliyoruz. Burada delikli olan yani cehennemlik dediğimiz bölgede bunun bir demiri var. Önünde bir fırçası var. Temizliyorsunuz, arkaya söküyorsunuz. Yani kısacası biraz bana eziyet geliyor. Ama bu yanında vermiş oldukları bir demir veya kendiniz yapabileceğiniz bir demirle çok rahat bir şekilde buradan temizleyin. Yaklaşık olarak bir 10 dakikada ben bunu yapabiliyorum. İçinde kömür olduğu zaman şöyle bir kenardan bakayım. Tekrar kapıyı kapatayım derseniz arkadaşlar patlama yapar. İçerideki metan gazı ile dışarıdaki hava buluştuğu zaman bunlar da patlamaya sebep veriyor. Birinci ve ikinci bölümü otladılar. Sonra otladıkları yeri elektrikli çit ile yani tel ile kapatıyorum. Üçüncü bölümü açıyorum. İşte örnek veririm. Dördüncü bölümü açtığımda üçüncü bölümü kapatıyorum. Beşinci bölümü açtığımda dördüncüyü kapatıyorum. Yani her bir tane açtıktan sonra bir tane de geriden kapatıyorum. Benim için mucizevi bir olay. Çünkü bir çuval dahi yem almadım. Tertemiz hava, mis gibi doğa. Böyle seveceğim bunları. Masaj yapacağım. Birinci aşama. Arpayı alıp buradaki kovamın içine atıyorum. İçine su doldurup bir gün bekleteceğim arkadaşlar. Beklettikten sonra arkadaşlar altı delikli sel olur. İki gün boyunca burada kalıyor ama üzerine kartonla mutlaka kapatıyorum. Bunun üstünde kapatıyorum. Yani güneş görmemesi gerekiyor, ışık görmemesi gerekiyor. Asıl püf noktalardan bir tanesi de bu. 4 gün sonra yani şu an itibariyle 4 gün sonra bu hale gelecek. 5 sıra patates, 2 sıra soğan, 1 sıra kavun, 1 sıra karpuz, 2 veya 3 sıra domates, sonrasında biber, sonrasında papya, kırmızı papya biberi, kabak, ileride fasulye, mısır, semizotu şu tarafta ileride, şu en başta arkada bir semizotumuz var. Yer fasulyesi, dayaklı fasulye, çok az da olsa ziraat mısır da ektim. Köşede salatalıklarımız var. Havuç falan da vardı. Maydanoz vardı. Şu ileride marullarımız olması lazım eğer yaşıyorlarsa. Çünkü dediğim gibi maalesef bahçe ektikten sonra bu sene hiç fırsat bulamadım. Burada ne çapalama yapabildim ne de bir temizlik yapabildim. Şu anda hemen hemen yarısı bitmek üzere. Bahçemizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü ektikten sonra 2-2,5 ay boyunca hiçbir şekilde bakım yapamadık. Çapalama yapamadık. Bundan 2-2,5 ay önce ektik ve bıraktık. Bununla bir bahçemizi çapalamaya çalışacağız.
İlerleyen süreçlerde nasip olursa buraları düzleyebilirsem 7-8 metre aralıklarla şey dikeceğim arkadaşlar. Çeşitli buldum meyve ağaçları. Şu anda inanılmaz bir yerimiz çıktı. Ben bile şaşırdım yani. Benim burada böyle bir yerim vardı dedim yani. Ahmet abi nasıl gidiyor? İyi oğlum. Zorlanıyor musun? Kayanı bastı. Kışın grader, kepçe vesaire bir şey girdiği zaman demirleri görsün garda. Garda en güzel. İllaki. Ha, garda en güzel belli olan renk kırmızı. Böyle yukarıya doğru gidelim. Gerçekten çok güzel olmuş. Bütün yolumuzdaki uçurumu kapatmış olduk bu şekilde. Almış olduğum kozalak. Yani bunun içinde bir çam fıstığımız var. Güneşte beklettikten sonra zaten bunlar kendiliğinden açma yapıyor. Peçetenin içerisine iki tane altlı üstü peçete koydum. Islattım. Üzerine bir kapak koydum. Bu şekilde filizlenecek. Üst tarafa bakacak şekilde ekiyorum. Sonuç bu arkadaşlar. Kaç günden beri otlamıyorlar. Bu hayvan otlaması şart. Benim görüşüm bu. Otlaması sıkıntı. Hani bırakın yem giderini, maliyetini falan filan. Bu hayvan otlaması lazım. Otlamadan olmuyor. Hadi gel. Gel, suyunuz hazır. Yıkadım da temizledim de. Bu hayvan otlayacak arkadaşlar. Yani bu hayvan otlaması şart. Ola ki bu işe girmek isteyen olan varsa kaz işine. Otlamalarını yoksa, meralarını yoksa. Yani bu iş bence imkansız. Aşağı yukarı 10 tane hoca haşet etmiş. Evvelden biliyordum da şimdi sayısını bilmiyorum. Yani çünkü biraz köledi gitti. Domuza bazılarını yok etti yani. Şu anda 50 kok falan var. Ceviz kaç tane var dede burada? Valla ceviz hiç saymadım ama 70 veya 50-60 tane. Bazı yerleri ciddi anlamda sel vurmuş. Birçok yerde yangınlar vardı. Yangınlar sönmüyordu. Yangınların dindiğiyle ilgili, yani durduğuyla ilgili, yağmurun etkisinin olduğu ile ilgili güzel haberler almıştım, izlemiştim internetten. Raygrass normalde tek yıllık bir bitki arkadaşlar. Yani İtalyan çimi süt otu diye geçiyor bu benim ektiğim ot. Bu tohum normalde her yıl bu araziyi sürüp ekmeniz gerekiyor. Ancak ben bu otu 2016 senesinde yaklaşık olarak 5 senesini doldurdu. Şu an itibariyle 6. yılına girdi ve halen devam ediyor. Bundaki sebep şu, biz bunu bilinçli olarak öğrenmedik. Biz bunu aslında tesadüfen öğrendik. Bu sarmaşıklar arkadaşlar komple benim tellerime yükleniyor. Dolayısıyla kışın kar yağdığı zaman tellerime aktarma yapıyor. Geçen sene ben bunları yani ellerimle kopartmaya çalışıyordum. Mehmet abi bayağı zorlandım be. Biraz öyle oldu yamaç. Vallahi orada seni göremedim bir ara, otlayın içinde komple kayboldun ya. Komando gibi hissettim. Eskiden güneş enerji panellerinde değişik bir sistem vardı. Hani bu aynı elektrik üretilen paneller gibi. Şimdi bunlar bu sistem ondan değil de, doğru mu? O sistem de gerçekten verimli bir sistemdir. Ama bunun tüketici olarak antivirüs koymanız gerekiyor. Bu eski panellere kolektör deriz bizim. Tamam mı? Tamam. Ama bu sistemde ise, bokun tüplü enerjide ise tüketiciye hizmet olarak kesinlikle antivirüs derdi olmadığı için teknoloji bunu önermiştir. Bugün 2001-2002'den beri yani bir 20 senelik mahsusi var bunun, bokun tüplü enerjinin. Ama geçmişte ise kolektörler çok eski tarihe dayanıyor. Bunlar da antivirüs olduğu için müşteri şu anda bu vakumlu tüpü bir adım daha ileride tercih ediyor. 20 wattlık kendinden enerjili, güneş enerjili lambalara baktım. 20 wattlığın o paraya değmeyeceğini düşündüm. En son arkadaşlar deneme amacıyla şundan bir tane aldım. Ben şu anda yolumu bedava aydınlatmış oldum arkadaşlar. Şimdiki size göstereceğim arazinin ne kadar bir mesafede olduğunu hem videoda göstermek istedim. Öncelikle yapabiliyorum mu, yapamıyorum mu veya bunun eksilerine, artılarına, sadece buna bakıyorum. Ben buraya aldım alalı hayvana varan su 3 yılı. Bu tarlaların ikisini alalı kaç sene oldu? 80'lerde falan aldım herhalde. 1980'lerde aldın. Bu tarlalar kaç seneden beri sürülmüyor dede? 40 seneden beri sürülmüyor en azından. En az değil mi? En azından. Evet, giriş kapımıza geldik. Hop 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 Mehmet abi yakala. Evet, hayvanlarım ilk defa merayı görüyor. Bunlar bana yavruken gelmişti. O gündür bugündür ben bunları hiç oradan çıkarmadım. Çiftlikten hiçbir zaman çıkmadılar. Mehmet abi sağ olsun beni bugün kırmadı, geldi. Sadece hayvanlarımı getirmek için geldi. Çünkü benim tek başıma cesaretim yok. Bir buçuk ay, belki de iki ay kadar bir zaman geçecek. Yani sonuçta ben bu araziyi komple seneye ekeceğim. Komple A'dan Z'ye, baştan sona kadar yol yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Kaç yıldan beri işlem görmemiş bir yol burası. Şu anda saat gece 12 civarı. İş makinesi hala çalışıyor. Hatta sabaha kadar çalışacağını söyledi. Zaten bugün hayvanları buraya getirdim herhalde. Üçüncü gün, evet. Aynen üçüncü gün. Evet, yolumuzun girişi şurası arkadaşlar. Evet, bu taraf bitti.
Kazlarım için üretiyorum şu anda. Hayvanlarıma vermeye gerek duymuyorum. Bedavadan bana güzelce yayıyorlar. Tavuklarım sayesinde her gün böyle atarsam bu gübreleri aynı bu şekilde bakın ne kadar güzel yaymışlar hemen. İki tane yumurtlayan tavuğum var. Tabi her gün yumurta vermiyorlar bana. Ben yol boyu komple ceviz ağacı dediğimiz zaman ektiği ceviz ağaçları. Buradaki yol maalesef istediğim gibi olmadı. Neden olmadı? Arazinin aşağısından gitmek zorunda kaldım. Sebebi de şu. Buradaki görmüş olduğunuz yola ilerleyen günlerde çökme riski vesaire yola zarar vermeyelim diye aşağıdan gittik. Şu an daha henüz daha buraların tespitisi yapılmadı. Akşam saatinde başladık. Artık birkaç saat yani geceye kalmamak kaydıyla bugün burayı yapmaya çalışacağız. Yani asıl giriş yerimizin de bir düzlemesini yapacağız. İşte burada benim hayvanlara su için buzdolabı falan koyuyorum ben buraya. AS250 Doş'ta süt kamyonunda şoförlüğü öğreten bu. Vehbi abi sana bir şey soracağım. O yaşlarda ben kaç yaşındaydım? Hadi olsun 13-14 yaşında değil mi? Evet. 13-14 yaşında süt tankı dolan yarım dolmuş bir kamyonu nasıl cesaretini bağ verdin abi? Artık ince tesviyesi, virajları, rampaları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz şu anda. Kısmet olursa nasip olursa arkadaşlar arazi temizliğine başladık. Yani diken temizliği, ağaç temizliği, yabani otlar, yabani ağaçlar. Arazimizde yıllardan beri temizlik olmadığı için şimdi bu temizlikleri nasip olursa bugün gerçekleştireceğiz. Buradaki temizliği yapması için yani mecbur derinden almak zorunda kalıyor kepçeyi. Yukarıdan aldığı zaman kendini yukarıya alamıyor. Yani lastikler iyi kötü diyorlar ama lastikler iyi olsa da yine de bu otta hiçbir işe yaramaz. Çünkü yerler hala ıslak, hala kurumadı. Vallahi ağaçta elma dolu. Elma yiyeyim bol bol. İyi abi size kolay gelsin. Ben diğer tarafa gidiyorum. Şu avlu işlerine bakayım. Avluları ne yapmışlar babamla bakalım. Hepiniz afiyet olsun. Evet bir de arazimizi bir de buradan görüntülemiş olduk. Koştukları zaman benim koşarak bunlara yetişmem neredeyse imkansız yani. Ben yetişemedim açıkçası. O yüzden artık sabah ve akşamları ben bunları motorla getirip götürüyorum. Arkalarına böyle gidiyorum. Aferin benim kızıma. Yavaş. Hey, oraya indirmedim. Arkadaşlar maşallahınızı alırım. Evet şu anda sabah saat 10.30 civar arkadaşlar. Sabah 7'de başlamıştık bugün. Genelde zaten bu saatlerde falan başlıyoruz. Herhangi bir aksilik vesaire olmadığı zaman. Kaç seneden beri sen buraya inmedin? Ya da bu armut ağacından kaç sene önce en son armut yedin sen? 10 sene geçmişti. 10 seneden beri buraya inmedin sen? İnmedim. Şöyle karşı bölüm var ve tabii ki daha en karşıda yine o düzlediğimiz yer. Buradan yine küçücük gözüküyor. Temizlik yaptıkça sanki insanın gözünde biraz daha, bir tık daha büyüyor sanki. Bugün yine arazi temizliğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Güneş vurduktan sonra da dedik hani kendini geri alması daha kolay olur. Şu alanı da bıraktık. Onu da işte öğleden sonra akşama doğru oralar biraz kurusun. Çünkü oradan yukarıdan aşağı girecek. Geri geri o kuruyan bölümden kendini geri çekmeye çalışacak. Ki zincir olmasına rağmen. Ceren yapıyormuş. O yüzden aşmıyor. Valla ben burada en fazla 10 dakika durabilirim. Bayağı sıcak. Arazinin tam sonundayız aslında. O kadar çok dik ki. Yani şöyle zincirleri de gösterebilecek miyim? Yani lastiklerde zincir olmazsa yani mümkün değil geri alamıyor kendini. Hayvan buraya girerse sıkıntı büyük. Şimdi kepçeyle yükene dedik derinliğine bakalım ne kadar derinmiş burası. Kaç metre lazım abi? Kaç? 2 veya 2,5 metre. Çevireceğim etrafını. Bayağı bir su çıktı. Yani ben burayı böyle bilmiyordum. Havuzun etrafını komple de geçici olarak hızlı bir şekilde çevirdik. Burası da arazimizin artık son bölümleri. Yani bu tam dağla bizim sınırımız olan bölümün artık bu alanda bitmiş durumda şu anda. Bu arada ikinci traktörümüz de geldi. 40 seneden beri sürülmeyen arazimizi arkadaşlar ilk defa süreceğiz. Burada hala yolumuzda ufak tefek sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda şu ilerideki görmüş olduğunuz bölüme şuraya düz bir alan çıkartmaya çalışıyorum. Bayağı bir geldi. Abi daha gelseydin. Evet ramp aşağı olduğu için sürmesi kolay gibi gözüküyor ki temizlik de yaptık. Bakalım ne kadar geliyor. Vallahi kaşa kadar çıktı. Padana çekene kadar gidiyor. Yeşil söyle. 58. 58 ama hala maşallah var. Yine var ama eski cesaretin yok. Eğri oturalım doğru konuşalım değil mi? Cesaret gitti. Aynen. Gördüğün gibi. Yeter ki traktör gitsin. Üstünde biz gidiyoruz. Temizlik nasıl olmuş abi? Süper abi. Şimdi sen buraya daha önce de geldin mesela. Traktörün gitme, bırak çıkma şansı, inme şansı bile var mıydı? Yok. Burası pislikten gözükmüyordu. Her taraf ağaç dikendi. Ama şu anda tertemiz. Önümüzü görebiliyoruz. Önümüzü gördüğümüz zaman da biz gideriz abi. Dereye kadar gideriz. Dereye kadar gidersin aynen. Desin. Peki kendin geri alabilecek misin? Alırız. Her türlü diyorsun. Alırız. Peki tahminen burası kaç günde bitecek abi? 2,5. 2,5. 3 günde biter. Şimdi seneye hazırlık yapıyoruz kısmet olursa.
İnşallah bakalım. Biz yapalım. Gerisi takdir ilahi. Abi çok yamuluyor bu kepçe ya. Üzerime gelmesin. He? Bak tam aktarılacak taraftayım ha, ona göre. Benden tarafa gelme. Orasını komple artık sürülebilir. Tarıma elverişli bir hale getirdik. Şöyle buradan tekrar göstereyim. Ondan sonra yolun karşı tarafını göstereceğim. Karşı tarlayı göstereceğim. Buralar komple sürüldü arkadaşlar. Komple bitti. Şu an ekranda gördüğünüz bütün alan komple bitti. Sürüldü. Şöyle yavaş yavaş sağ tarafa gideyim. Karşı tarafında artık son noktaları. Az bir şey kaldı orada. Karşı taraf komple sürüldü. İneklerim de o hemen yolun üst tarafındaki sürülmeyen yerde arkadaşlar. Orada otluyorlar şu anda. Zaten bir tek orada ot kaldı. Ondan sonra bir alternatif bir yerim daha var. Hayvanlarımı oraya sokacağım. Hadi kolay gelsin. Biri 4 pulluk, biri 3 pulluktu galiba. Evet, bu 3 pulluk olan traktör. Şuradaki oyuntan doğru buradan hemen eteklerden, yani arazinin sonundaki eteklerden alıp tarlanın ortasına gelen yolla şuradaki ilerideki yolla bunu birleştirmeyi planlıyorum. Yarın bir gün işte gübreleme vesaire herhalde yol lazım olacak bize. O yollar içinde ilerleyen zamanlarda mutlaka bize lazım olacak. Sonradan pişman olmaktansa dedik ilk başta yolu yaptıralım. Buradaki yolu en sona bıraktım. Sebebi de traktörcüler hani burada yol yapınca ister istemez 1-2 metre civarında bir kot farkı olacak. O kot farkına düşmesinler diye. Bir de traktörün gidebileceği yere kadar hani traktör sürsün. Traktörün girmediği yerleri yol olarak değerlendireceğim. Arkadaşlar şu anda arazinin inanın var ya en zor yeri burasıymış gerçekten. Ki biz zaten bunu burası zor olduğu alanı biliyordum ama traktör çalışmaya başladığı zaman daha iyi anlıyorsunuz. Yani o kadar zor ki bakın çıktığı yeri göstermeye çalışayım. Dün itibariyle sürme işimiz tamamıyla bitti. Şimdi şu güzergah üzerinden yolu dağa bağlayacağız. Ve aynı zamanda bugün nasip olursa şu avları yıkayacağız arkadaşlar. Burayı da ufak bir düzleme işlemi yapacağız. Ve artık iş makinesinin önüne burada işi bitmiş olacak. Bak nereden iniyor bak. Ya kocaman yol var orada sen nereden iniyorsun ya? La havle ya. Bak o da peşinden gidiyor. Koyu mu sanki bunlar ha? Ben bile batıyorum dedi. Hayvan çok daha rahat batar dedi. O yüzden burayı bu şekilde çekmiştik. Evet su biraz daha, biraz değil bayağı bir şuralar artık içilecek noktaya gelmiş. Tabii bugün bıraktığımızda bayağı bir çamurluydu. Yolda şuraya kadar gelmişti zaten. Şimdi şuradan şöyle kavis verip hemen buradaki yola bağlayacağız inşallah. Bu yolu da bu şekilde buraya bağladık. Hemen göstermeye çalışayım. Buradan doğru havuzun üst tarafından araziden çok yukarıya çıkmamak için havuzun etrafı var. Yani havuzun etrafından tur attık. Biraz viraj oldu. Tabii ki şimdi üzerinden kış falan geçince buradan karkış gelince burada da dökülmeler olacak. İşte belki kayan yerler olacak. Sonuçta ekerken traktörü buraya şu uçlara biraz kaydıracak. Tabii ki o yüzden ondan dolayı seneye buralara kıştan sonra bir tesviye, düzleme tesviyesi yapacağım inşallah. Evet havuz da burada. Havuzun etrafından artık bu araziyi bu tarafı komple çembere aldık. Komple çember üzerinden artık arazimize girebileceğiz. Bu arada ben motorla geldim buraya kadar. Artık zaman sıkıntısından dolayı bu bahçeyle hiç ilgilenemedim. En son dedim ki kazlarım dedim burayı salayım. Şu görmüş olduğunuz boşluklar arkadaşlar hiç gözükmüyordu. O kadar çok ot vardı. Yaklaşık olarak bir haftadan beri kazlarımı buraya salıyorum. Aslında neyi vurgulamak istiyorum biliyor musunuz? Yani kazın ne kadar çok otladığını vurgulamak istiyorum. Şurada benim bir kapkacım var arkadaşlar. Orası arızalı 3 aydan beri bir türlü usta bulamadım maalesef. Oradan istersem bu damlama sulamaya veriyorum bahçeme. İstersem de eve de verebiliyorum. Orada tesisat falan hazır. Elektrik kabloları ve su tesisatı hemen şuradan yerin altından doğru bir borumuz geçiyor. Şimdi benim buradaki planım ne? Ben bu havuzu şuradan şu alana kadar, şu elimin olduğu hizaya kadar yani bir 7-8 metre eninde toplamda 38-40 metre civarında uzunluğunda gölü uzatasım var. Hem burada suyun biriksin ki burada çok şükür su kesintim hiç olmuyor. Balıkların üreme sebebi bu olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü durgun suda balığın üremediğini biliyoruz. Ama şimdi
Oo, bu arada bir şey göstereceğim. Balın büyüklüğünü görüyor musunuz? Maalesef ölmüş. Hem iş makinesiyle o dere boylarını yapacağız. Hem şuradaki havuzun büyütmesini yapacağız şuradan. Hemen şuradan çünkü gözükmüyor. Havuz burada. Bayağı da bir balık olmuş. Balıklar çoğalmış. Binlerce küçük yavru balık var orada. Kışa kadar yetmez ama. Yeter mi? Yetermez mi? Yetmez mi? Şimdi ben de tam kestiremedim ama bayağı bir ot var burada. Bakalım ilerleyen günlerde duruma göre, gidişata göre bir bakarız. Evet, şu an tarlaya giremiyorum ama şöyle buradan da son olarak göstermeye çalışayım. Günde nereden baksanız abartmıyorum. Gün içerisinde her gidip geldiğimde burada 8-10 tane falan elma yiyorum. Bunların ne mantar olduğunu bilmiyorum. Toplasam mı toplamasam mı kararsız kaldım. Acaba zehirli midir değil midir? Hiçbir fikrim yok. Evet, toplamda görmüş olduğunuz alan arkadaşlar 30 dönüm bir arazi. Dün akşam hayvanlarımı bulamadım arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir arama sonucu bulabildim. Üzerindeki ziller yeterince iyi değil. Yani küçük ziller arkadaşlar. Yutok malzemelerimiz geldi. Bu malzemelerle hem çiftliğin içinde bir bölüm açacağız. Hasıl üretimi için. Aynı zamanda buradaki garajımızın etrafını komple kapatmayı planlıyoruz inşallah. Kısmet olursa. Bir de şurada kazan dairemiz var. Kazan dairesinin olan bölümü şurada elimle göstermeye çalışayım. Orayı yıkayacağız arkadaşlar. Çünkü her sene benim oradaki bacağım çöküyor maalesef. Bu malzeme ne abi? Gaz beton. Ney beton? Gaz beton. Gaz beton mu? Hani Yutong'tu? Bir adı Yutong tabii. Sen bizi mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakayım nerede? Ha, buradayım şurada. Tamam. Duyulmuyor ki zili. Gel. Gel. Hiçbir şey duyulmuyor ki bunlarda. İyi ki de bunu aldım. Ama bunun çan olanı var. Ondan alacağım arkadaşlar. O kazanın etrafını yıktı komple. Çünkü biz onu yaklaşık 2 sene önce geçici olarak oraya yapmıştık. Çatılarda falan bacasıyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Her kış kar yağdığında. Çünkü 2 metre civarında kar yağıyor buraya. Görmüş olduğunuz çatı arkadaşlar kar tutmuyor. Dolayısıyla yukarıdan gelen kar ağırlığıyla benim bacamı çökertiyor. Plastik doğramalarla falan yapmıştık. Elimizde o zaman öyle bir plastik doğrama malzemelerimiz vardı. Onlarla geçici yapmıştık. Şimdi Yutong'la yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda garajın malzemeleri de geldi. Oraya da yine Yutong. Aynı zamanda garajın etrafını da komple kapatacağız. Eğer bir aksilik olmazsa garajın içine de beton atılacak dibine. Çünkü altından sürekli toprak çıkıyor. O da bize sıkıntı olur. Hani yapmışken dedik bir kere de bunu halledelim şeklinde düşünüyoruz şu anda. Şimdi garajın ön tarafına şu görmüş olduğunuz çıkma arkadaşlar. O çıkmayı yıkıp oradan onun hizasında oraya köpeklere, kazlara, tavuklara bir tane bölme yapmaya çalışacağım. Çatımız da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bugün burası zaten tamamıyla bitmiş olur. Buralar tavuklara, kazlara, işte çünkü 2-3 tane de koyun niyetim var. Öğrenmek amacıyla. Merot'un da bu sene ekeceğiz buraya inşallah. Hem benim için bu alan, yani bu 3,5 veya 4 dönümlük alan benim için şey olacak arkadaşlar. Test. Yağmur yağdığı zaman hemen içeride çalışmaya başlıyoruz. Eğer hava durumuna göre, hava güzelse dışarıda çalışmaya başlıyoruz. Bugün de akşama kadar bayağı bir yoğun bir şekilde çalıştık. Burası binanın içerisinde arkadaşlar 3 tane bölüm yapacağım burada kısmet olursa. Kazan dairemiz de bu şekilde arkadaşlar. Bugün yaktım, bacası falan yapıldı. Her sene benim burada bacam çöküyordu. Eski bacayı komple söktüm. Bu kadarcık hayvan içinde, yani az sayıda hayvan içinde içeri hayvan soktuğunuzda değmiyor. O yüzden dedim ki benim burada zaten önceki videolarımda baktıysan şurada bir çıkıntı vardı. Ahşaptan yapılmış bir yer vardı. Orayı komple yıktık. Sürme işlemine başladık. Buradan bu şekilde bu araziyi komple sürüp aynı zamanda taş temizliği yapacağız. Nasip olursa bugün başladık. Zaten toprak yumuşak. Yağmurlar en son 2-3 güne öncesine kadar yağmuru vardı. Traktörcümüz bu arada hemen hemen araziyi yarı yaptı sayılır. Evet, ben hayvanlarımı buraya bırakayım. Arada bir kontrole geleceğim gün içerisinde. Çünkü bugün ilk defa buraya bırakıyorum hayvanlarımı. Yaklaşık olarak ekilebilir alan 3,5 dönüm civarında. Buraya ektikten sonra bakacağız. Bir seneye ne olacak veya işte bu sene ne kadar ot çıkacak vesaire, bir kontrolünü yapacağız. Bir gözlemleyeceğiz. Hemen bu binanın diğer tarafındaki oraya da önümüzdeki yıl hemen Nisan Mayıs gibi hemen hızlı bir şekilde, hatta önceliği oraya vereceğim. Orayı da hemen sürüp işte DAP gübresi, mera otu vesaire, artık neyse yapılması gereken neyse hemen onları da yapacağız arkadaşlar. Kışın buraya kar biriktiği için bu kapları gene kullanamayacağım. Onun yerine buraya küçük küçük kabaklar açacağım. İşte tavuğun, kazın ve koyunun çıkabileceği kadar. Köpeklerin kapılarını buradan yapmayı planlıyorum. Hemen buradan. Şu köşeden değil de buradan yapmayı planlıyorum. Diğer 3 kapı da garajın içinde olacak arkadaşlar. Vermeden önce garajımızdaki son duruma bakalım. Hayvanlarımız için ekstradan barınak yapıyoruz. Bu taraf dış bölümleri komple bitti arkadaşlar. Daha doğrusu hayvanları koyacağımız bölüm bitti dışarıdan. Sol tarafa en başa köpekler için ve sağ tarafa burada bir köpekler için 1 metre 20 santimdir galiba. Ortaya tavuklar, kazlar, kazlar ve koyunlar bölümünü biraz daha büyük yaptık. Ustanın açığı var mı? Sen onu söyle bana. Ustanın açığı yok. Benim öğrettiğim ustada açık olmaz. Ha, senden öğrenme yani. Evet. Ha, o yüzden eksik bir şey görsen de sen söylemezsin bize. Motorun çilesi.
Yani biz motoru eşek gibi kullanıyoruz arkadaşlar. 10'ar kiloluk 2 tane mera otu. Toplamda 20 kilogram aldım. 2 çuval da DAP gübresi aldım. Tek tek okumak yerine ekranda paylaşırım, daha güzel olur. 9'lu çayır otu diye geçiyor. Mera otu diye geçiyor. İçeride bölmüş olduğumuz alanı şöyle göstermeye çalışayım. İçerisi biraz karanlık olduğu için kafa lambasıyla aynı zamanda ışık yapmaya çalışıyorum. Yazın elinizi şöyle maksimum 1 dakika tutamazsınız. O kadar soğuk. Elektrikli çitimizi artık bugün itibariyle komple sökeceğim. Şimdi arkadaşlar, bu elektrikli çiti ben bu sene ilk defa kullanıyorum. Daha önce hiç elektrikli çitle ilgili bir tecrübem yok. Kaldı ki zaten hayvancılıkla ilgili bir tecrübem yok. İlk defa yapıyorum. Zaten bu kışta ilk defa bir hayvanlarla bir kış geçireceğim. Garajdaki çalışmanın aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü buraya kar yağdığı zaman bu görmüş olduğunuz duvar arkadaşlar hiçbir şekilde kardan gözükmüyor. Yani komple kapanıyor. Ve arkadaşlar bitti. Garajı yapan gene Mustafa amca. Bu garajın mimarı gene komple Mustafa amca. O zaman böyle ne için yapmışız amca? Ben yoktum burada. Traktör garajı için. Ve elimizdeki tahtalar kalmasın diye, değil mi? Evet arkadaşlar, yani aslında asfalt kadar yapılmış bir yer. Dedim ki ya burası bayağı bir büyük. 12'ye 6 metre burası. Dedim ki ya burayı biraz daha güçlendirelim. Bu kazıklarla komple tel çekmek istiyorum. Çünkü komşu köylerden gelen hayvanlar buraya maalesef zarar vermeye başladılar. Ben buraya şimdilik tavuklar için geçici bir kapı koydum. Tabi ilerleyen günlerde bunu daha güzel bir şey yapmaya çalışacağım. 2 günden beri arkadaşlar tavuklar gerçekten benim canımı çıkartıyor. Yani beni akşam böyle bir koşturuyorlar ki, çünkü alışamadılar henüz yerlerine. Hala oradaki garaj bölümüne gitmeye çalışıyorlar. Yani büyük kazan dairemizin olduğu yere gitmeye çalışıyorlar. Orayı tabi bu arada tertemiz yaptık, yıkadık komple. Orayı da artık, çünkü köpekleri orada büyüttüm, kazları orada büyüttüm, tavukları da orada büyüttüm. Dolayısıyla hepsi oraya alışmış oldu yani. Evet, zemin gerçekten güzel olacak gibi gözüküyor. Şu an kepçenin içeriye girebilmesi bizi tamamıyla rahatlattı yani şu anda. Burası nasıl bir alan olacak hep beraber göreceğiz. Garaj bölümünün arka tarafındaki bölümü yükseltme işimiz şu an itibariyle bitti. Oradaki yükseltmemin aslında sebebi de şu. Yukarıdan yağmur suları olduğu gibi benim bu garajın içine giriyordu. Dolayısıyla biraz daha dedim eğer yükseltebilirsem. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi yükselttik burayı komple. Kenarlardan çıkan komple bütün, yani şuradan şöyle göstermeye çalışayım. Kaşların dibindeki bütün harfiyat malzemelerini aldık. Komple buraya taşıdık. Yapılmadan önceki halini de göstermiş oldum. Evet, yüzümüz de orada zaten. Bir de bittikten sonra tekrardan buradan bir görüntü almaya çalışalım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ben de merak ediyorum açıkçası. Oradaki boğazı çünkü hiç dokunmadım kesinlikle. Çünkü ikisi birbirinden bağımsız gibi olsun istedim yani. İkisi bir olmasın. Yarın bir gün bir şey olsa hemen şuradan suyu kesebileyim diye. Kazıklarımız var arkadaşlar. Dere boyundaki açık olan tüm yerleri kapatmayı planlıyoruz. Orası kapanması için de burada şu aslında rampanın yarısına kadar olan bölümde bizim yolumuz var. Ama buradan yolumuz yok. Bu tarlanın girişinden içeriden yolumuz var arkadaşlar. Oradaki yolu tarlaya giremeyeceğimiz için mecburiyetten yolu buradan yapıyoruz arkadaşlar. 9'lu karışım mera otumuzu ekeceğiz. Bugün patoslamasını yapıyoruz şu anda. Tabi patoslamadan önce şu anda arkadaşlar DAP gübresini septik komple. DAP gübresinden sonra artık patoslamaya geçtik. Ramazan abi, niye kumdan sepiyorduk? Daha güzel tohumu saçmak için, yoksa uçar bu ince olduğu için. Burası dediğim gibi test amaçlı ekmiş olduğum yer. Yani eğer buradan güzel bir verim alabilirsek, çünkü ben il tarıma gittiğimde, bırakın bizim buradaki köy civarlarını, ben Bartın merkezde bile bunun ekildiğini duymadım. Yani bana öyle bir bilgi verildi. Yani bunu eken yok dedi. Kazdığımız bölüme doğru komple su gidecek arkadaşlar. O şekilde suyu orada en azından stoklamış olacağım. Gayet de güzel bir şekilde oldu diye düşünüyoruz. Artık bundan sonrası Allah'a kalmış. İnşallah buradan güzel bir verim alırız. Çayım var. Hemen geliyorum. Evet, garajın da bu taraftan hiçbir şekilde görüntüsünü alamamıştım. Hem buradan almış olayım. Bu tarafta 3 tane camımız var. İçeri ışık girsin diye. Taban için demirlerimiz geldi, hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Tabana komple demirlerden serip üzerine bir mikser harç atacağız. Buranın giriş görüntüsü de şu anda bu şekilde. Şu anda yola bağladık. Yani eski yolumuza bağladık. Artık orada sadece tesviye işi kaldı. Yani komşu köyden gelen hayvanlar burada bana özellikle bu sene çok ciddi zararlar verdiler. O yüzden buraları komple kapatma kararı aldım. Buraya en fazla 3 saatte falan yapmıştır diye tahmin ediyorum. Yani burada çok ciddi bir zaman harcamadık. Bundan sonrası çok daha kolay olacağını düşünüyorum ben. Kazıklar buradan başlıyor arkadaşlar. Daha doğrusu dedemin yıllar önce yapmış olduğu kazı oradan 0'a 0 bağlama yaptık. Buraya yaklaşık olarak 85-90 çuval, yani 2 tondan fazla kömürü koydum. Çünkü daha önce ben 10 çuvaldan fazla koyamıyordum buraya. Sadece şu görmüş olduğunuz alana koyabiliyordum. Burayı tamamıyla yıkadık, tertemiz yaptık arkadaşlar. Bütün hayvanlarımı, yani köpeklerimi ilk başta burada beslemiştim. İşte tavukları ve kazları da burada bakmıştım. Camlarımızı falan aldık, garajın camları. Onlar hazır bekliyor.
Kalan çimentolarımızı buraya attık. Altına da paletleri koyduk. Yutong'dan kalan paletler. İçeride tertemiz yaptık. Boyların dışını falan, oraları, üst tarafta tavuk pislikleri vesaire tertemiz. Buraları çıkardık arkadaşlar. Şu anda mastar çekerken demirler oynamasın diye yerlere, yani zemine beton demir çakılıyor. O demirle de diğer bu ızgara demirler birbirine kaynak yapılıyor. Dün hazırladım, yağmur yağmışken dün gideyim dedim, ağaçlarımı alıp geleyim dedim. Yani fidanlarımı. Burada lavanta, çam ağacı, süs ağacı ve ceviz ağacı, bir de kestane ağacı fidanlarım var. Şu an içerisi komple hazır. İçerideki meyili falan da verildi. Her şeysi A'dan Z'ye hazırlandı. Artık akşam olmak üzere ama anca geldiler. İlk harcı dökmeye başladık kısmet olursa. Hadi bismillah dedik, başladık. Mikser eğer arka tarafa gelmeseydi işimiz bayağı bir zordu. Hakiki amele var burada. Valla kuya kim yemiş, amele o. Kim amele? Hakiki amele var burada. Kim var? Hakiki amele. Sen niye, normal amele olmuyor mu? Sende amele. Usulün elinde ne var? Pivan bak. Ya ben sana bir şey diyeceğim Serhat'ın abi. Bunlar şimdi öğleden önce benden 4 demlik, öğleden yemeğinden sonra 5 demlik benden çay istiyorlar. Günde 9 demlik çay var. Ben çay yetiştiremiyorum bunlara. Valla ben gelsem demek ki bir 10 tane... Kamera kablosu çekmekle başladık. Daha doğrusu aşağıda aslında aynı zamanda demir işlerimiz falan var. Onları yapıyoruz. Hazır buraya kadar gelmişken garajın şöyle arka bölümünde göstereyim. Artık garajda işimiz tamamıyla bitti çünkü. Daha önceki videolarımı izlediyseniz hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Mereotunu ekmiştik ve şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Şöyle küçük küçük artık. Şöyle minicik minicik. Gelmeye başladılar arkadaşlar. Yeşilliği artık görmeye başladık. Hem buradaki sıva işlerini yaptık hem de aynı zamanda şu yukarıdaki iki tane deliği ben tuğlayla kapatmamıştım. Neden? İçeri güneş girsin diye. Çünkü içerisi malum bayağı bir karanlık oluyor. Kayalara komple kar yağdı. Yakın bir tarihte artık buraya da yağmaya başlar arkadaşlar karda. Önümüzdeki sezonda koyun almayı planlıyorum. İnşallah kısmet olursa. Buraya da tavukların için yerimizi yapmıştık. Evet, burası köpeğimizin yeri, bir köpeğimizin yeri, diğer köpeğimizin yeri de ilerisi arkadaşlar. İçerideki hasırın artık atmış olduğumuz betonun kurumuş hali de bu arkadaşlar. Tamamıyla kurudu. Şuradaki profilleri de arkadaşlar şöyle çıkıntılı yaptırdım. Çünkü şunun üzerine bir tahta koyacağım mesela. Buraya da bir tane tahta koyacağım arkadaşlar. Hani duvara böyle vida atıp da işte ne bileyim pense, tornavida asarsınız ya, o şekilde bir şey planlıyorum. Buradaki iç sıvamız da bitti, sadece şuradaki fileler falan çakılmıştı. Sadece orası kaldı. Kapkaç bölümümüz var arkadaşlar. Hemen oraya geçelim. Evet, suyu sadece artık buraya alıp bu tanka vermek kaldı. Ki sonraki yıllarda ya büyük bir tank ya da buraya 20 veya 30 tonluk bir tank yapmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar, şu an gelen suyumuz bu. Motor veya başka bir şeyin yardımı olmadan kendiliğinden gelen suyumuz. Buraya komple arkadaşlar demirler sapladılar. Bu demirler yardımıyla buraya kalıcı bir iskele olmuş oldu aynı zamanda. Şöyle tutunmaya çalışayım. Yani maşallah güzel su geliyor. Hemen şu sacın altından size göstermeye çalışacağım. Evet, kapkacın içi de bu arkadaşlar. Bu inanılmaz tozlu için arkadaşlar ta ki binanın başında komple benim bilgisayarlarıma kadar zarar veriyor. Bir defa çalıştırdım, test ettim. Evet tamam, parçalaması çok güzel ama işte ağzına ne koyabilirim, bu tozmadan bunu nasıl, en azından tozu %50 nasıl bertaraf edebilirim. Şu anda onun hesabını yapmaya çalışıyorum. Bunlar da arkadaşlar altyapı hazırlığı diyelim biz. Yani altyapı hazırlığıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştık. İlk önce tabii ki buraları düzenlemem lazım. İşte bu bilgisayarlara raflar maflar yapacağım. Burada bayağı bir işimiz gücümüz var. Çünkü bu bilgisayarlarda toz problemini ortadan kaldıramıyorum arkadaşlar. Bu toz problemini bir önce ortadan kaldırmam gerekiyor. UPS'leri de herkese bu şekilde. Daha önceki videolarımda da paylaşmaya çalışmıştım. Temizlikleri oluyor vesaire derken bayağı bir sıkıntım var. Onları da kademe kademe atlatmaya çalışacağım. Atmaca tam tavukların tam o giriş kapısının oraya kadar arkadaşlar geldi. Yani tavuğu alamadı. Oradan bir manevra yaptı. Tekrardan geri gitti. Bunların şimdi bugün verdiğim ikinci ot. Akşam bir kez daha vereceğim bunlara. Tezgah için yapılan demirlerimiz bitti. Bu mesela bir profil demiri 6 metre uzunluğunda. Her katta 2 tane olacak. Toplam 3 kat hiç kesilmeden aynı uzunlukta 6 metre uzunluğunda boydan boya gidecek. 2 tane profil arası 60 santim olacak ki üzerine koyacağım 40'a 90 veya 40'a 100 veya 50'ye 100. Nasıl bir tepsi bulabilirsem. Özellikle istediğim şey şuydu arkadaşlar. Seyyar olsun istedim. Yani hiçbirisi birbirine kaynaklı olmasın. İstediğim zaman istediğim yere oynatabileyim. Biraz daha yeşillik. En azından bir önceki videomda kamerada yakınlaşmadan tam net belli olmuyordu ama şimdi kameradan baktığım zaman yeşillik daha da belirgin oluyor. Hiç yakın çekime gerek kalmadı artık. Uzaktan da artık yeşillik belli oluyor. Tam bir ay önce aldım mısır arkadaşlar. 210 TL'ydi. 200 liradan almıştım. 2 gün önce videoyu kapattıktan sonra yine aynı yemciyi aradım. Dedim ki ben yine işte 2 çuval 4 çuval neyse mısır alacağım diye. 300 lira dedi arkadaşlar. Ve dedi ki bu da bugünün fiyat dedi. Yarın ararsan fiyat değişebilir dedi. 200 TL'ye aldım mısır çuvalı. Olmuş.
300 TL. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Yani tüm samimiyetle söyleyeyim, ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum yani. Allah'tan hayvanlarımın otları var içeride, yani rahat rahat bunları kışları çıkaracak kadar otum var. Şu an tek avantajım o. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Civar köylerde ve en yakın tanıdıklarımda şu anda insanlar tavuklarını kesiyor arkadaşlar. Bu, yani bunu samimiyetle söylüyorum. Çünkü ne diyorlar biliyor musunuz? Biz bu paraya bu hayvana bakamayız diyorlar. Biz bu paraya bu yemi alamayız. Bu tavuğa da bakamayız. Yumurtlayan tavukları kesiyorlar arkadaşlar. Son bir işimiz kalmıştı. O da burası. Yılmaz abi bitmiş mi? Az kaldı. Az kalmış. Bitmiş yani, az kalmamış. Bitmiş. Evet arkadaşlar, şurası şöyle şu şekilde beton atılacak. Bismillah arkadaşlar. İnşallah bugün nasip oldu. Şu anda ağaçları dikmeye fırsat bulabildik. Aradan bunları çıkartmaya çalışacağız. Çünkü harç yaparken zaman yetmeyecek. Öğle arasında yemeğe çıkacağız. Dedik yemekten önce bunları yetiştirebildiğimiz kadar dedik ekelim. Çam ağaçlarımızı buralara ektik. Ben bunlara tek tek daha çıta yapacağım. Her teker arasına. Ufak tekerleri, yani o küçük tekerlekleri de işte gül veya başka bir şey bulabilirsem diye. Tabi bunların üzerine şimdi yağmur yağacak vesaire. Bunların üzerine toprak ilavesi falan yapacağım ekstrada. Şimdilik daha sıkıştırma falan da yapmadım. Ne bu tarafa gidebilsin ne bu tarafa gidebilsin. Ortayı şöyle ovalimsi yaptık ki gelen sular şöyle gelsin. Meyili de yukarıdan aşağı böyle buraya akacak şekilde verdik arkadaşlar. Ustamız zaten onların temizliğini yapıyor. Bunlar da benim içerideki malzemelerimi ayağa kaldırmak için yapmış olduğum raflar. Boya öncesi demirlerimize komple astar boyası vuruyoruz. Atmacıyla gerçekten başım belada. Az önce tavuğumu atmacının elinden aldım. Burada. Bakın ben fark ediyorum, buraya koşuyorum, geliyorum diyene kadar tavuğu burada ne yapmış? Astarları tamamıyla bitti arkadaşlar. Artık boyanın da son aşamasındalar. Siyah renge boyuyoruz. Siyah matmış aldığımız renk. İlk kar tepkileri ne olacak? İlk defa kar gördüler. Bakalım kazlar ne yapacak? Evet. İlk defa karla tanışıyorlar. Hadi, hadi. Çık, 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 çık. Şu an inceliyorlar. Diyorlar bu ne? Hadi, sen de çık. Hadi, sen de çık. Bak, 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 bak. Çıkamadı. Gel, 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 gel. 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 Hadi gel. Gel. Bak bak. Kaç kere adımını attı, geri attı. Adım attı, geri attı. Hala inceli. Diyor bu ne? Bizim otumuza ne yaptın? Tezgahımızda son geldiğimiz nokta bu. Yalnız burada biz bir şey düşünmedik. Şunları yerlerine takarken, çünkü şu iç kısımlarını sprey makinesiyle temizlik olmuyordu. Dolayısıyla bunları yerlerine takarken boyaları sıyırma yaptı. Bunları tekrardan yerine takıp sabitledikten sonra tekrardan astar vurduk. Tekrardan bu vurduğumuz astar yerlerinin üzerine tekrardan da boya vuracağız. Villa tipi, dikdörtgen, saksı altlığını arıyorum. İnternetteki baktığım ölçü 39'a 93. Yani 40'a 90 diyelim biz ona. O ebatlarda bunları da buraya koyduğum zaman bütün mesele burada artık bitmiş olacak arkadaşlar, kısmet olursa. Bunlar da boyaları komple bitti çok şükür. Hatta şu 4 tane boydan profil de bize arttı. Bunları hiç kesmedik ama boyalarını falan da yaptık. Ustam bana dedi ki ya ben sana dışarıdaki demirlerden de ayak yaparım bunları dedi. Şu bilgisayarları sana da ayağa kaldırırım dedi. Bu bilgisayarları da en azından 2 raf şeklinde, yani 2 katlı. Aslında 2 katlı benim işime gelmiyor çünkü arkada kabloları çok karışık. Birbirine dolanır diye, ama dedim olur dedim. Yani bir deneriz, yani denemekten bir zarar çıkmaz. Arkadaşlar şu an saat gece 11. Yaklaşık olarak bir saat önce diyelim hadi maksimum. Dışarıya çıktım, kazana baktım. Ya aradan bir saat geçti veya geçmedi, dışarı bir çıktım ya. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar kar yağmış. Sabah oldu çok şükür. 30 santim civarında falan bir kar yağmış. Şöyle göstermeye çalışayım çizmeleri, bakalım gömecek mi? Evet, karda yürümeye çalışıyorlar. İlk defa böyle kar görüyorlar. Sen karda kışta nereye gidiyorsun ya? Vallahi evde artık böyle battaniyenin altına yatarak bir şekilde kendimi ısıtmaya çalıştım. Bayağı bir soğudu artık. Abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şöyle izimi de yaptı. Dedim ya, rica ettim kendisinden. Dedim bana iz yap ver dedim, en azından yürüyecek kadar. Ya sağ olsunlar ya, bu karda kışta
Bizim tarlayı süren Ramazan abi. Daha önceki videolarda var arkadaşlar kendisi. Şu an jeneratör de getirdi sağ olsun. Yani şunun altına gireceğim de bakın şimdi. Görüyor musunuz? Tahtalar tutuyor. Ne kadar tehlikeli bir yer şu anda. Ve şu anda açtığım çığıra bakın yani. Ve hala yağıyor. Şu anda tahminen 70 santimi geçti şu anda. Evet arkadaşlar, galiba bu sefer 1 metreyi bulduk diye düşünüyorum ben. Şöyle kapıdan bir çıkayım. Dün akşamki traktörcü abimizin bana açtığı iz bile gitmiş. Ama şu an bence galiba 1 metre olmuş. Çok az bir yine kömür takviyesi yapacağım. Çünkü jeneratörü maalesef en fazla 3 saat 4 saat. Bu da maksimum. O kadar çalıştırabileceğim. Geçen sene hayvandan yoktu. Geçen sene biz buran gar yağdığı zaman 800 gün buraya elektrik gelmedi. Sen de biliyorsun. 800 gün buraya elektrik. Bakalım bu sene o aynı rekoru kırabilecek miyiz ben bilmiyorum. Şu an 3. gün. Şimdi ben sana açık söyleyeyim. Bu 8 gün değil de 3-4 gün daha bu gelmez yani. Ben sana açık söyleyeyim. Her taraf haşat yani. Bütün teller yerde. Ağaçlar minmiş kablolara. Tamamen pert. Trafolar patlamış aydınlarda. Şu an 1 metre çok rahat bir şekilde geçti. Şimdi muhtarımızın köyü yani yan köy. Onlar bizden biraz daha yüksekteler. Yani onlar da hemen hemen 10 santim 20 santim civarında fazla yağar oraya. Şöyle kapıdan bir çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Bir de buz gibi havada şimdi.